Keskin'i yine AIDS. Derbide bir AIDS daha. Üst üste AIDS'ler Kurutay Subaşı'dan. Kurutay top içeride. Galatasaray sayısı. Hidalgo, Kurutay, Ace. Galatasaray televizyonu ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Fileden programında bu hafta Galatasaray ADI Sigorta Erkek Voleybol takımımızdan Kurutay Subaşı ile birlikteyiz. Kurutay merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bize vakit ayırdığın için bu yoğun antrenman ve maç temposunda öncelikle teşekkür ediyorum. Ne demek? Ne demek? Tabii her şeyi konuşacağız. Belki bir klasik bir soru olacak ama herkesin merak ettiği bir soru. Voleybola nasıl başladın? Voleybola şöyle. Rahmetli babam zaten hem askerlik döneminde astsubay olarak yapmış askerliğini. O dönemden beri voleybola karşı bir sevgisi ve aynı şekilde de o başlamış. Ardından annem de aynı şekilde voleybol oynarken birlikte tanışmışlar ve evlenmişler. İlk başta ablam, sonra da ben. Ablam benden 3 yaş büyük. O da voleybolla ilgilenmişti ve bayağı da iyi oynadı. Uzun seneler oynadı ama talihsiz 2 tane sakatlık geçirdi. İki dizinin de çapraz bağları koptuğundan dolayı devam ettiremedi. Beni desteklemeye başladı. Ben de bu yüzden tabii ki de ailenin 3 ferdi, benden sonraki 3 ferdi voleybolla ilgilendiği için ben de voleybolu seçtim. Onun öncesinde tabii ki bir futbol şeyim oldu. Gittim Ankara'da Gençler Birliği Spor Kulübü vardı, oraya gitmiştim. Orada oynadım fakat ondan sonra 2 hafta oynadıktan sonra beğenmişlerdi beni de. Fakat annem izin vermedi çünkü ben bayağı bir hastalık yaşadım. Ankara'daki soğuktan dolayı böyle başladı. SSK'nın altyapısına gittim. Evet. Orada başladı. Öncelikle Allah rahmet eylesin diyeyim tekrardan. Rahmetli babam da aslında voleybol camiasında çok sevilen ve başarılı isimlerden bir tanesiydi. Sana neler kattı aslında? Onları da öğrenmek istedim. Yani aslında bunu anlatabileceğimi pek düşünmüyorum ama herkesin de gördüğü gibi ben maç esnasında çok agresif olurum. Tırnak içinde kendime göre hırslı olduğumu düşünüyorum. Bu bana tabii ki babadan yadigar. Bu genetik bir şey diye düşünüyorum. Babam ilk başlarda bana çalışmanın önemini anlattı. Belki çok iyi bir voleybolcu olmayabilirsin ama çok çok çalışırsan çok iyi yerlere gelebilirsin demişti. Ve ben de bunu tabii ki de dinledim. İlk başta babamın çalıştırdığı kız takımlarına gidip idmanlara başlamıştım 12 yaşımda, 11 yaşımda ve voleybolu çok sevmiştim. Babamı orada izlerken bazı konuşmalarını aklıma kazıyarak voleybola başladıktan sonra da öyle bir yol çizdim kendime ve buralara kadar geldim. Babamın bende tabii ki de herkes gibi ama bende emeği çok çok büyüktür. Bana yaşanılabilir bir hayat bıraktı. Çok güzel. Arka spor ve Halkbank formaları giydin. Şimdi evet. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray'dasın. Kesinlikle. Bu çatı altında olmak sana neler hissettirir? İlk başta şöyle söyleyeyim. Arka spor yani bir camia değil. Halkbank da aynı şekilde banka kulübü. Ama onlar da voleybola çok büyük yatırım yapan iki kulüp. Son 10 senedir sürekli başarılarla dolu olan hikayeleri var. Fakat şöyle bir şey var. Ben Halk Bankası'nda çok fazlasıyla başarı yakaladım. Bana kattıkları için onlara da buradan teşekkür ediyorum. Fakat aynı başarıları Galatasaray camiası içerisinde yakalamış olsaydım şu anda çok çok daha büyük geri dönüşler alırdım diye düşünüyorum. Çünkü şu anda sadece ilk geldiğimiz sene şu anda Galatasaray camiasının içindeyim ve daha lig içerisinde neler olur neler biter bilmiyoruz. Uzun bir zaman var ama Süper Kupa'yı aldıktan sonra bile insanların Galatasaray voleybol şubesine ilgileri çok çok fazla arttı. Kesinlikle. Ve Süper Kupa'yı biz futbol takımımızın maçına gittiğimizde saha kenarından sergilerken bile insanların o size bakış açısı nerede olduğunuzu çok güzel anlatıyor. Kesinlikle. Çünkü
kulüp takımları çok değişik, banka takımları daha değişik. Yani profesyonel olarak bir camianın içinde olduğunuz zaman ve çok çok fazlasıyla taraftarı olan bir yerde olduğunuz zaman ilgiyi çok çabuk görüyorsunuz ve bu ilgiyi sürekli ister hale geliyorsunuz. Ben de şu anda bu haldeyim ve bu ilgiyi de sürdürmek için çok daha fazla çalışacağız tabii ki takım olarak. Bu ilginin tabii ki devam etmesini istiyoruz. Bize düşen görev de çok fazla bu konuda. Aslında o kupa turunu hepsine soracağım ve inşallah da uzun yıllar Galatasaray formasını terletirsin İnşallah. Diye temenni ediyorum. İnşallah. Hemen aslında şunu da sorayım. Transfer hikayeni aslında herkes merak ediyor. Onu anlatır mısın? Şimdi şöyle, ben ilk başta Halkbank'tan ayrılmayı düşündüğüm zaman menajerimle konuştuğumda şunu söyledim menajerime. Ben parayı her yerden kazanabilirim. Çalıştığım sürece, iyi oynadığım sürece, başarı getirdiğim sürece, uzun seneler oynayabildiğim sürece parayı her zaman kazanırım. Ben huzur aradığım ve aynı zamanda da başarıya aç bir kulübe gitmek istiyorum dedim. Son 2-3 senedir görüyoruz Galatasaray, şu anda bulunduğum bu kulüp, bu büyük kulüp voleybola o kadar çok değer veriyor ki 2-3 senedir. Ve bu konuda çok aç. Ben de bu açlığı zaten bu 2-3 senedir görüyorum. Tabii ki başka takımlarda oynarken de burada oynayan arkadaşlarımla birlikte konuşurken hepsini öğrenmiştim. Ama transfer sürecim 13 gün sürdü. 13 gün boyunca beni her gün aradılar. Ama konu hiçbir zaman para olmadı. Yani bunu buradan çok içtenlikle söyleyebilirim. Evet, bunu aslında Nedim Hoca da her fırsatta belirtiyor. Evet, hiçbir zaman para olmadı. Ben menajerimle de para konuşmadım. Galatasaray'la da para konuşmadım. Ben sadece huzuru bulabileceğim, başarıyı yakalayabileceğim bir yere geldim. Ben şu anda evet herkesin söylediği şekilde artık kabul edebiliyorum kendim. Önceden kabul etmiyordum ama evet şu anda belki de Türkiye'nin en iyi oyuncularından bir tanesiyim. Ve bundan dolayı zaten para kazanabilirim. Bunda sıkıntı yok. Ama huzuru her takımda bulamıyorsunuz. Ben bu takımda Selçuk abi başta olmak üzere diğer arkadaşlarımla seneler boyunca oynamadan bile şu anda çok güzel bir uyum sağladık. Evet kesinlikle. Bundan dolayı ben bunu arıyordum. Bundan dolayı Galatasaray'ı tercih ettim. Yani konu para olmadı hiçbir zaman. O zaman tekrar Galatasaray ailesine hoş geldin diyelim. Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Hemen şunu da sormak istiyorum. Aslında bunu konuşmuştuk seninle ama bunu tekrar her defasında sormak istiyorum. Şimdi ilk resmi maçında Fenerbahçe'yi yenerek bir şampiyonluğa ulaştınız ve sonrasında röportaj yaptığımızda da duygusal anlar yaşadığın o anları tekrar senden dinleyebilir miyiz? Aslında o aidiyet duygusunu da o maç sonrası hissettirdim bizlere. Evet. Şöyle açıklayayım. Biz profesyonel sporcular olarak ekmeğini yediğimiz yere hiçbir zaman ihanet etmemeliyiz diye düşünüyorum. Bu benim kendi sporculuk hayatım boyunca yaptığım bir şey. Fenerbahçe ya da Galatasaray ya da X bir spor kulübü olması değil. Biz profesyonel bir iş yaptığımız zaman bize verilen görevleri yerine getirmemiz gerekir. Ve bu görevleri profesyonellik adı altında yapabildiğimizin en iyi şekliyle yapmamız gerekir. Biz de Galatasaray ailesi olarak Fenerbahçe maçında bunu çok çok fazlasıyla gösterdiğimizi düşünüyorum. Çünkü evet Fenerbahçe de iyi bir takım kurdu, iyi bir para harcadı, maçta da aynı şekilde iyi oynadığı zamanlar vardı ama biz şunu gösterdik. Takım arkadaşlığı ve mücadelenin sonunda bizi başarıya götüreceğini gösterdik herkese. Duygusal anlar yaşamamın sebebi de şudur. Dediğim gibi önceki kulüplerde başarıyı çok fazlasıyla yakaladım. Ama bu camianın içinde, bu kadar büyük bir camianın içinde kazandığım bu kupada babamın da tribünde olmasını isterdim. Bundan dolayı onu düşündüğüm zamanlarda bu duygusallığı yaşadım. Aynı zamanda binlerce kişi sizi izliyor ve kupayı aldığınız sayıdan sonra binlerce kişi aynı anda seviniyor. Bu tabii ki de çok duygusal bir şey. O gün de söylemiştim. Bu Galatasaray için bir başlangıçtı. Asla son olmayacak. Biz bunun son olmaması için her şeyi yapacağız. Şu anda takım olarak bayağı bir eksikliğimiz var. Ama kötü oynarken de kazanmak ne kadar büyük bir takım olduğumuzu zaten gösteriyor. İlerisi için kendi düşüncemiz, oyuncular arasında kendi düşüncemiz çok 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 daha güzel maçlar seyrettireceğiz. İnşallah. Hemen aslında şunu da soracaktım ama onun cevabını da verdin takım olarak. Şu an iyi gidiyoruz.
hani bu motivasyonu nasıl sağlıyorsunuz diye aslında cevabını da vermiş oldum. Evet, yani şu anda takım olarak şöyle dediğim gibi bu gerçekten çok önemli bir şey. Çok büyük yıldızlar alıp parayı döküp bir takım kurabilirsiniz. Ama o takımın içinde bir uyum yoksa, o takım olmayı başaramıyorsa her zaman bir yerde patlak verir diye düşünüyoruz. Biz şu anda çok 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 üst düzey bütçelerle kurulmuş bir takım değiliz. Ama çok iyi arkadaş uyumu olan bir takımız. Dediğim gibi kötü oynuyoruz bence. İyi işler başarıyoruz ama kötü oynuyoruz. Biz kendi seviyemizi çok çok daha ileriye götürebiliriz. Bunu da arkadaşlarımız hep birlikte biliyoruz. Ve ona göre davranıyoruz. Tabii ki şu anda uyumumuz güzel ama yeni bir takım kurulup da bir anda üst seviyelerde oynamanın hiçbir şekilde açıklaması olamaz. Aslında biraz da yüreğinizi sahaya koyarak oynuyorsunuz. Evet, tabii ki de. Yani bazı zamanlar ben bu konuda çok agresif olabiliyorum arkadaşlarım konusunda. Ama birbirimizi tanıdıkça bu seviye çok çok daha ileriye gidecek. Yani ilerleyen zamanlarda çok daha iyi maçları izleyeceğiz sevgili izleyenler. Peki Nedim Hoca ile birlikte çalışmak sana neler hissettiriyor? Şöyle, Nedim Hoca ile biz rahmetli babam hayattayken de tanışıyorduk. Hı-hı. Babam da bana Nedim Hoca'yı anlatıyordu. Aynı şekilde Nedim Hoca da babamı bana şimdi bile anlatıyor. Tabii ki şu anda voleybolu düşündüğümüz zaman nereden baksanız 40 senelik bir tecrübe. Bu 40 senelik tecrübenin içerisinde yaşanmışlıklar var. Yanılmıyorsam 5. senesi Nedim Hoca'nın Galatasaray Kulübü'nde ve o geldikten sonra Galatasaray Kulübü basamakları teker teker değil de çifter çifter çıkıyor. Evet. Tabii ki böyle olduğu zaman çalışmak istiyorsunuz. Çalıştığınız zaman da şöyle ki size daha çok antrenör olarak değil de bir baba, bir abi böyle davranıyor. Tabii ki de biz sporcular olarak psikolojimiz de bu konuda çok önemli. Bu psikolojiyi bize gayet yeterli bir şekilde sağlıyor. Böyle olduğu zaman da zaten siz ondan bir şeyler öğrenmek istiyorsunuz. Ve bu size çok büyük bir katkı sağlayabileceğini düşündürtüyor ilk başta. Aynı zamanda biz oyuncular olarak psikolojik anlamda çok iyi hazırlanmamız gerekir maçlara. Ve Nedim Hoca da bunu çok rahat bir şekilde sağlıyor. Size bir antrenör olarak değil de bir baba, bir abi gibi davranıyor. Ve bu sürekli bir döngü içine giriyor. Bu döngüden de bizim kendimize göre çıkarttığımız çok fazlasıyla şey oluyor ve çabuk öğrenebiliyoruz. Evet. Nedim abinin, yani Nedim hocamızın en büyük şeyi bu. Bize çabuk öğretebiliyor bazı şeyleri. Futbola daha önceden ilgin olduğunu az önce belirtmiştim. Peki Şu an aran nasıl, maçları izliyor musun? Şu anda sadece Galatasaray var tabii ki aklımızda. Onların da bazı sorunları olabilir. Kötü oynamamıza rağmen şu anda 2 puan ya da 3 puan bir fark var birinciyle arada. Galatasaray bu kadar kötü oynarken bile birinciyle arasında 3 puan fark varsa biraz düzelttikten sonra neler olabileceğini herkes biliyor zaten. Tabii statta maçı da takip ettiniz. Evet. Rizespor maçını izlemiştiniz ve hemen öncesinde de aslında kupayla tur vardı ve muhteşem anlar yaşandı. Evet. Senin üçlü çektirmen ki artık ritüel haline geldi. Her maç sonrası da çektiriyorsun. Evet. O an neler hissettin? Evet, bu üçlü çektirme konusu Onurcan'ın işiydi normalde. Ama taraftar tabii ki de bir şeyleri değiştirdikten sonra benim buraya gelişimle birlikte sadece benim değiştirdiğimi düşünüyorlar ama tabii ki öyle değil. Sadece ben burada bir itici güç olarak varım. Takım arkadaşlarımla birlikte olmadan asla böyle bir şey olmaz. Fakat o stat'taki Ultra Aslan'ın üçlü çektirmeye çağırması bile sanırım şu anda Türkiye'de yaşayan 70 milyon insanın isteyebileceği bir şey. Evet. Ve ben orada o ana tanıklık oldum. Tabii ki bu inanılmaz bir şey. Yani voleybolda Türkiye'de çok fazlasıyla böyle şeyler yok. Ama olduğu zaman da birazcık şaşkınlık, birazcık da gurur oluyor. Ve bunun devam edeceğini düşünüyorum ben. Çünkü böyle şeyler karşılıklıdır. Başarı geldikçe taraftar sizi izler ve sever.
Kesinlikle öyle. Sürekli de devam etsin ki zaten artık ritüel haline geldi. Sürekli evet. taraftarlar senden üçlü istiyorlar. Evet. Daha önce İzmir'de ve Ankara'da yaşadın ve ilk defa İstanbul'da evet. yaşıyorsunuz. İstanbul macerası nasıl geçiyor? Şöyle, normalde eşimle birlikte İstanbul'u trafiğinden dolayı pek hoşumuza gitmeyen yönleri vardı. Fakat şu anda buradayız ve buraya alışmak zorundayız. Şu anda sadece oturduğumuz çevrede birazcık geziyoruz, işte yemek yiyebileceğimiz yerler araştırıyoruz, alışveriş merkezlerine gidiyoruz. Buraya geldiğimizden beri 2 ya da 3 kere kahvaltı için bir deniz kenarına gittik. Tabii şimdi bu kadar yoğun bir dönemin içerisinde gezmeye de çok fırsat yok. Zaten buraya gezmeye de gelmedim açıkçası. Eşim bu konuda evet birazcık sıkıntılar yaşıyor ama bizim hayatımız böyle. Profesyonel olarak baktığımız zaman hayatımız hep böyle geçecek. Ta ki voleybolu bırakana kadar. Tabii ki ondan sonra da voleybolla ilgilenme zamanı başlayacak ama daha fazla zamanımız olur diye düşünüyorum. Şu anda ben buraya dediğim gibi gezmeye değil, başarı yakalamaya geldim. Eşim de buna çok fazlasıyla tolerans gösteriyor. Ondan dolayı bir sıkıntımız yok şu anda. Peki voleybol dışındaki hayatında neler yapıyorsun? Çok güzel çekirdek bir ailem var, çok tatlı bir oğlum var, Allah bağışlasın. Neler yaşanıyor voleybol dışında? Yani benim için voleybol dışında diye bir hayat olmadı yok. Hiçbir zaman. Fakat şöyle, oğlum okula başladı. Tabii ki bununla beraber konuşmayı da çok fazlasıyla çözdü. Eve gittiğim zaman baba benimle oyun oynar mısın dedikten sonra bütün günün yorgunluğunu orada bir kenara bırakıp oğlumla birlikte oynuyorum. Tabii ki eşimle birlikte de oğlum uyuduktan sonra oturuyoruz, kitap okuyoruz, televizyon izliyoruz. Hani birlikte aktivite yapmaya çalışıyoruz zamanımız yettiğince. Ben tabii şimdi bunu söylüyorum ama daha çok kendi stresimi atmak adına bilgisayar oyunlarına çok düşerim ben. Onun için yani hanımla birlikte bu sorunu aşmaya çalışıyoruz bazı kadınlar zamanlar. Kadınlar genelde çok dert yanarlar. Evet, evet. Şu anda evet. Çünkü ben Ece ile evlendiğimiz dönemde çalışmak istediğini söylemişti. Fakat ben hani bir çocuk sahibi olmak istediğimi, bundan dolayı evde durması istediğimi dile getirmiştim. O da bunu kabul etti. Bu dönemde şimdi tam anlamıyla işte Ankara'da otururken tam düzeni sağlamıştık. Eşim çalışacaktı ama şimdi İstanbul'a geldik. Yani bir şeyleri oturtmaya çalışıyoruz şu anda düzen olarak hayatımızda. Onlar da oturduğu zaman eşimle birlikte çok çok daha iyi seviyelere geleceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle biraz ara verecek bilgisayar oyunlarına. Evet, kesinlikle. Karşılıklı fedakarlık diyelim. Kesinlikle. Oğlunu yani sosyal medyadan takip ediyoruz. Aras'tı. Evet. Yanlış bilmiyorsam ama senin maçlarını da izliyor. Annesi de fotoğraflarını paylaşıyor. Görüyoruz onları da. Peki Aras ileride voleybolcu olmak ister mi sence? Ya da sen de tabii ki desteklersin. Yani tabii ki şöyle düşünüyorum. Yeni nesil şu anda çok çok fazlasıyla akıllı. Yani bizden bile akıllı olduklarını düşünüyorum. Zamanı geldiğinde neyi yapmak ister? Bilmiyorum tabii ki şu anda ama en çok sevdiği işi yapmasını istiyorum ve ben bu konuda onun her zaman arkasında olacağım. Tabii ki de bana bir gün çıkıp gelir derse baba ben voleybol oynamak istiyorum. Elimden geleni hatta daha fazlasını her şekilde yaparım. Umarım voleybol yerine başka spor dallarını da seçebilir. Çünkü hepsiyle ilgili şu anda Aras'ın işte futbolla da ilgili, evde oynarken voleybolla da ilgili, aynı zamanda basketbolla da ilgili bir şeyi var. Yeteneği var. Bunu görebiliyoruz. Tabii ki en son seçim ona kalsın. Yani ben öyle isterim. En sevdiği spor dalını seçerse çok daha iyi olur. Tabii ki de öyle ama tabii ki aile her zaman evet. destekçisi olacak evet, onun. Kesinlikle. Peki burada şunu da sormak istiyorum. Şimdi her voleybolcunun ya da sporcunun maçı çıkmadan önce bir uğru ya da yaptığı bir şey vardır. Sende var mı böyle bir şey? Yani şöyle birazcık daha dua ederim. Yani maçtan önce bir ya her zaman yaptım. Maçın içine girdiğim zaman servis atılmadan önce bir dua okurum. Ondan önce sürekli arkadaşlarımla birlikte, takım arkadaşlarımla birlikte kahve içmek isterim. Tabii sabah kahvaltısı eşim ve çocuğumla birlikte yapmak çok güzel oluyor. Sabah kahvaltısından sonra da tekrardan bir kahve içip eşimle oğlan oynarken çok güzel. Yani bu düzen hep böyle devam etti evlendiğimden beri ve hep böyle gidiyor. Peki
anladığım kadarıyla yani voleybolu bıraktıktan sonra yine voleybolun içinde kalmak gibi bir hedefim var. Evet. En çok yani gerçekleştirmek istediğin hedef ne voleybolda? Şöyle ben yani oyuncu menajeri olmayı şu anda düşünmeye başladım. Takım menajerliği de yani menajerlik adı altında voleybola hizmet vermek yani kendi düşüncem bu şekilde. Çünkü yani antrenör olmak bazı üst seviye gereklilikler getiriyor. Ben de onun şu anda olduğunu düşünmüyorum. Evet ben çok fazlasıyla konuşurum maç içerisinde ama antrenör olduğunuz zaman bazı toleranslar sağlamanız gerekir. Şu anda bende o toleranslar yok ama ileride ne olur ne biter bilmiyorum. Hemen son olarak şunu da sormak istiyorum. Taraftarlarımızla aranda az önce de bahsettiğimiz gibi müthiş bir bağ oluştu. Evet. Bizlerin aracılığıyla onlara neler söylemek istersin? Şöyle, ben maçlara girdiğim zaman çok fazla profesyonel olamam. Ya da nerede olduğumun bir önemi olmaz. Ben sadece formasını giydiğim kulüp için savaşırım ve kazanmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Bu benim kendi yolumdur. Ben bu yolu voleybola başladıktan, babamı kaybettikten, evlendikten sonra da aynı şekilde devam etti. Bu her zaman böyle devam edecek. Ben sırtımda formasını taşıdığım kulüp için her zaman o sahada ter dökeceğim, yeri gelirse kan dökeceğim. Bu hep böyle oldu benim için ve böyle de olmaya devam edecek. Yani bazı zamanlar sosyal medyada tartışma konuları oluyor. Bu tabii ki de benim hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü biz yaptığımız işte profesyonel olduğumuz için bazı şeyleri açık açık ortaya koyamayız. Ama ben şu anda Galatasaray Spor Kulübü için en az 2 sene, inşallah sonrası da gelecek, en az 2 sene varımı yoğumu ortaya koyup kupalar kazanmasını sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yani taraftarlarımız da, bizi izleyenler de bunu böyle bilsinler. Yani biz şu anda bütün takım arkadaşlarımız olarak düşündüğümüz tek şey Galatasaray Spor Kulübü'nün erkek voleybol takımı olarak sadece kupaları getirmesi, sadece başarıya odaklanmasıdır. Başka hiçbir düşüncemiz yoktur. Biz sporcular olarak bu tartışmalardan uzak durmak isteriz. Bu tartışmaları yapmanın da bence bir anlamı yok. Çünkü profesyonel olarak baktığımız zaman biz şu anda Galatasaray formasını giyiyorsak üstümüze bunun bir sorumluluğu var ve biz de bu sorumluluğu yerine getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ki zaten sahada da tüm oyuncularımız bunu da gösteriyor. Tabii evet. Ki taraftarlarımız da maçlara destek için her zaman kesinlikle, bekliyoruz. Kesinlikle. Burtay çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bizlere ederim. Vakit ayırdığın için. Ne demek? Evet sevgili izleyenler, Fileden programında Burtay Subaşı ile keyifli bir sohbeti geride bıraktık. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Yine çok etkili. Yine ace.